şu üzerinde yaşadığımız dünyaya dikkat ediyor musunuz? Bir gün deprem oluyor. Öbür gün kaç yüz senedir rahat duran bir volkan, bir dal patlayıveriyor. Öbür gün heyelan oluyor. Öbür gün sel oluyor. Öbür gün kuraklık oluyor. Bir başka gün kaza oluyor. Bir başka gün bulaşıcı hastalık oluyor. Şu dünyada hiçbir sorun olmadan bir ay üst üste yaşayabiliyor mu insan? Hayır. Yaşayabilir mi? Teknoloji geliştikçe, devletler güçlendikçe, hastanelerimiz büyüdükçe olabilir mi? Yine hayır. Hastaneler büyüdüğü kadar büyüsün, hastalık da çoğalıyor. Sosyal güvence ve insana sunulan imkanlar arttıkça, genişledikçe dertler büyüyor. Sosyal sorunlar çoğalıyor. Köyler, şehir, İstanbul sokakları köy gibi olsa da biz dünyayı değiştiremiyoruz. Çünkü değerli kardeşlerim, çilesini bağrına gömmekten başka çare bulamayan anneler, genç gelinler, yeni damatlar, delikanlılar, babalar, kayınpederler, kaynanalar, işçisinden bunalım gören, sıkıntı gören, patronundan eziyet gördüğünü düşünen bütün mümin kardeşlerim, hepimizin adımız gibi, soyadımız gibi bilmesi gereken bir gerçek var. Şu dünyamız problemlerin dünyasıdır. Hastalıkların dünyasıdır. Korkuların dünyasıdır. Üzüntülerin dünyasıdır. Bu dünyaya gelmek için anamızı ağlatmamız gerekti bizim. Anamız günlerce bağırıp çağırmadan, ölüm sancıları yaşamadan doğamadık bu dünyada biz. Gelişimiz birisini ağlatmaya yöneliktir. Ve bir gün anamız gidip bizi ağlattı. Dünyanın bahtı üzülmek, kederlenmek, hastalanmak, korkmak, endişelenmektir. Çünkü Rabbim burayı cennetten farkı olacak bir kıvamda yarattı. Cennette bunların hiçbiri yok. Üzülmek yok, hastalanmak yok, korkmak yok, endişe yok, kazanmak yok, kaybetmek yok. Hiçbir şey yok cennette. Cennette kedersiz bir hayat, dertsiz bir hayat, sorunsuz bir sevgi var. Ayrılığı olmayan buluşmalar var. Dünyada bunları bulamayacağımızı Allah Celle Celaluhu bize bir kere mi, 10 kere mi, 100 kere mi söyledi? Şu gerçeği unutmayalım kardeşlerim. Biz buraya gelelim diye bu dünyaya anamız çok ağladı. 9 ay çok sıkıntı çekti. Böyle başladı. Ağlatarak geldik bu dünyaya biz. Ağlayarak da gidiyoruz. Bu dünyaya bakışımızı düzeltmedikçe, burayı cennet zannettikçe, burada Rabbim bizi imtihan etmek için yarattı. Direncimizi, sabrımızı, dayanıklılığımızı görmek istiyor. Bu gördüğüne oranla da dertsiz, saf mutluluk ve her beklentinin karşılığı olan yer cennet verecek bize. Ama buradaki direncimize göre, sabrımıza göre, sebatımıza göre kardeşlerim. Yoksa cennet kimseye kura ile çıkmayacak. Bugün genç yaşta ana döven, ana ağlatan, evladı büyüten anne ile normal şartlarda ahlaklı bir evladı büyüten anne, annelik bakımından aynıdırlar şüphesiz. Analık başka bir şey. Amma ve lakin karşılıkları aynı değil Allah katında. Çektiklerimizin bir karşılığı var.
Elbette Allah'tan. Rabbimiz olduğu için, Rahim olduğu için o. Latif ve Kerim olduğu için, Mennan olduğu için dertsiz evlat ver ya Rabbi. Dertsiz mal ver ya Rabbi. Huzurlu ev ver ya Rabbi. Huzurlu bereketli iş ver ya Rabbi diye dua eder isteriz. Böyle olmasıdır arzumuz. Ama öbür türlü olursa da yıkılmayız, dökülmeyiz. Bunun için buraya geldik, biliriz diye inanıyoruz kardeşlerim. Bunun için yüreğinde bunalımlar olan, çatlayacak gibi olan, fakirliğiyle baş edemeyen, üzüntüleri bir türlü gitmeyen, bir tür unutulmuş, terk edilmiş hayat yaşayan, insanların bıraktığı, insanların ilgilenmediği, hainlikler, hıyanetler gören, belki de kendi yaptığı hataları, işlediği günahlardan dolayı ezilip büzülen, hatalarından dolayı, başına gelenlerden dolayı utanan, sıkılan bütün kardeşlerim, özellikle hayatı yeni tanıyan genç kardeşlerim, yeni yuva kurmuş hanım kızlarım, delikanlı kardeşlerim, özellikle siz çok iyi biliniz ki, zaten böyle bir yerde yaşamanız için Allah sizi gönderdi. Cennet gibi bir dünya var ya, hani evlenmeden önce insanlar sana vaat etmişlerdi. Şöyle mutlusun, böyle olacaksın. Yahu o insanların yalanıydı. Hayatın gerçeğiyle bir ilgisi yoktu o edebiyatın. Ninni ninni deyip seni büyüten annen, minnoş minnoş seni sallayanlar, kucaktan kucağa atanlar, büyüyünce seni kucaklarına alamayacaklardı. Bunu anlaman lazım senin. Çok tatlıydın. Onların kucağında böyle basit bir eşya kadar kalacak kadar küçüktün, tatlıydın. Eğri büğrü sözler, yanlış sözler söylüyordun. Buna rağmen onlar mutlu oluyorlardı. Büyüdün, ayağın yere bastı, çilemize ortak ol dediler sana şimdi. Hayat gerçeği bu çünkü. Bu dünyayı sen dizi filmlerdeki gibi zannederek hayatının en büyük hatasını işlersin. O sana düğünden önce, konuşmalardan önce, iş ortaklığından önce, seyahatten önce, hatta beraber hacca gidelim diye teklif edilen o ortamlardan önce Allah'ın nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlattığını hatırla sen. Çile dünyasındasın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Allah seni dertten derde, çileden çileye, sıkıntıdan sıkıntıya koşacak şekilde yarattı. Saray çocuğu olamazsın. Sarayda yaşasan da saraylılık insan karakteri değildir. Bunun için saraydakilerin gamı, kederi, köşklerde, yalılarda, villalarda yaşayanların kederi mallarına, mülklerine, varlıklarına, alkışlarına, onlara gelen tebrik mesajlarına, pencereden bakıp gördüğü boğaza, ormanlara rağmen fakirlerinkinden aşağı değil. Dünya bu, hayat böyle. Bunun için yaratıldık. Bu gerçeği bilen mümin kardeşim daralma sen. Daralma. Bu hayatta hiç kimsenin senin için yaşamayacağını anlaman lazımdı. Hiç kimse sonsuza kadar seni düşünüp senin lehine çalışamaz. Bunu bilmen lazım. Anan bile olsa, eşin bile olsa, herkes can taşıyor. Onun canı daralınca sen onun kahrını çekeceksin. O senin kahrını çekmeyecek hale gelinir. Kimse senin için yaşamayacak. Kimse senin yükünü ve seni sonsuza kadar taşımayacak. Kanun bu. Bana öyle demediler. Sen aldandın. Sen aldandın.